Ümit Özdağ açıkladı, 1,5 milyona yakın sığınmacı oy kullanmış. Bunlar ülkenin, vatandaşın kaderiyle oynadılar mı? Oynadılar, oynadılar. Cehennemin dibine gitsinler. Misafirlikleri çok mu sürdü abla? Yeter ya, vallahi yeter ya. Tamam, bir yere kadar kurban olayım. Ben şey ettim, geçen bu isterseniz de yayınlayın. Bir yere gittim markete, yağ alacağım. Dedim ki şey dedim, fiş istedim, fişi vermedi. Ondan sonra dedim, neden dedim, hani sen vergi vermiyor musun? Yok, ben vergi vermiyorum. 8 tane Suriyeli geziyor. Adam dükkan açmış, vergi vermiyor. Benim oğlum dükkan açtım Amasya'da. 3 yere vergi parası, o da daha şeyi almak için belediyeden dünyanın parasını ödüyor. Peki bu adalet mi, bu yasa mı? Kurban olayım sana, ha söyleyin. Tamam, bir yere kadar geldiler, nasıl geldilerse öyle geçsinler. Mehter maaşla gelmiş, İzmir maaşıyla gitsinler. Kurban olayım yani. Misafirler çok sürdü diyorsun. Tabii ki çok sürdü, kurban olayım, çeksin gitsinler yani. Bizim yani bir de zoruma giden ne biliyor musun? Benim askerim, benim şeyim, şehit düşerken, yani ben bu kadar vatana, yani ne bileyim, kan dökmüşüz, şey yapmışız. Bu vatan kolay geçmedi. Gel 2 kuruş para ver, ya bir mal al, ne Türk vatandaşı. Yok öyle bir dava, yok. Yok, gitmeliler. Gitmeliler ama... Vatandaşlık parayla satılmaz mı diyorsun abi? Herhalde satılmaz oğlum, herhalde satılmaz. Canımız feda ya. Çoluğumuzu çocuğumuzu bıraktık 15 Temmuz'da. Atatürk şeye, havalanına yürüyerek gittik biz yani. Yani yeter artık. Gitsinler, tamam eyvallah, misafir olduk. Misafir 3 gün, daha fazla yok. Tamam canım. Teşekkür ederim ya. 1,5 milyona yakın sığınmacı oy kullandı. Ülkenin kaderiyle oynadılar mı? Kim diye, nerede, var mı? Ümit Özdağ açıklama yaptı. Ümit Özdağ ne bu memlekette, ne onun... Ağırlığı ne? Yanıp da konuşuyor. Ama belgeler var dedi. Mahkemeye sunacağım dedi. Bu arada sunsun herkes. Memleket daha hukuk var, adalet var. Sunsun. Var mı hukuk, adalet? Yok mu? Var mı abi? Var mı abi? Alayım elinden. Alayım elinden. Al ama bir ceza almayacaksın ki o zaman. Sığınmacı oy kullandı. Ülkenin kaderiyle oynadılar mı? Ümit Özdağ açıklama yaptı bunu. Bundan daha büyük bir kötülük olamazdı. Cumhuriyet tarihinin 2 tane kötülüğü var. Biri bu sığınmacılar işi, biri de PKK'dan 1000 kat daha tehlikeli FETÖ terör örgütü, ne istedi de vermedik lafı. Bundan daha büyük bir kötülük olmadı bu ülkeye 1923'ten beri. Ama hala farkında değiller. Göndermeyeceklermiş de cartcurt. Savaşlar şimdi böyle oluyor. Sana sokuyorlar 10-15 milyon dünyanın itini köpeğini, böyle bombalamayla olmuyor savaşlar. Sokuyorlar işte, bu ülkenin felaketi hazırlansın. Senin bombalamaya hiç gerek yok. İşte böyle bir şey yaptılar. Hala göndermeyecekmiş. Bravo. Gönderme. Teşekkür. 1,5 milyona yakın sığınmacı oy kullandı. Ümit Özdağ duyurdu. Bunu da mahkemeye taşıyacakmış. Nasıl, vatandaşın, ülkenin kaderiyle oynadılar mı? 1,5 milyon sığınmacı. Tabii ki oynadılar. Yani sonuçta 1,5 milyon diyorlar ama 13 milyon yakın var yani. Bunların zaten 1/4'ü yetiyor zaten. Ya ve bizim insanlar da halen hiçbir şey uyanamadı. Daha halen evini açıyorlar, kapısını açıyorlar, iş yerini açıyorlar. Yani gençlerin geleceğini düşündükleri hiç yoktur yani. Onun için de bilmiyorum artık, Allah bildiği gibi yapsın yani bu insanları. Ne diyeyim yani. Teşekkür ederim. Abla, Ümit Özdağ açıklama yaptı. 1,5 milyona yakın sığınmacı oy kullanmış. Bunlar ülkenin, vatandaşın kaderiyle oynadılar mı? Oynadılar efendim. Nasıl abla? Yani bizim şeyimize onlar karar vermiş gibi oluyor. Hak mı bu, adalet mi? Adalet değil. Peki bunlara vatandaşlık neden verildi sence abla? Verildi. Oy kullanmak için verildi. Neden verildi? Tayyip kazansın diye verildi. Teşekkür. 1,5 milyona yakın sığınmacı oy kullanmış. Ümit Özdağ açıkladı bunu. Hatta mahkemeye de taşıyacakmış. Evet. Bunlar ülkenin, vatandaşı kaderiyle oynadılar mı? Abi kesinlikle oynadılar. Yani hani bu zaten hani çok üstü kapalı gerçekleşiyor bu işlem. Böyle düşünüyorum. Şeffaf olmadığını düşünüyorum bu işlemlerin. Hani diğer devletlerde, hükümetlerde yani bunun işlem bu şekilde gerçekleşiyor ama bunun birazcık sıkı yani tutulması gerektiğini savunanlardan. Yani bunun bu seçimde aslında Ümit Özdağ'ın açıklamalarında bu konuda şeyler oldu, açıklamalar oldu, fakat hani bunun çok tınlanmadığını da farkındayım. Seçim ilk turdan sonra ikinci tura kaldığı zaman bunun farkına varıldı. O zaman da hani söylemler, işte bunun şeyleri bir anda değişmeye başladı. Seçimin Kılıçdaroğlu tarafından bu yüzden kaybedildiği tarafını düşünüyorum. Tabii başka etmenler var. Ama hani ana sebeplerinden birisi de bu olduğunu düşünüyorum. Yani çok fark etti tabii ki. 1,5 milyon oy. Sığınmacılar ileride güvenlik sorunu oluşturur mu? Kesinlikle oluşturur. Yani bunun ırkla herhangi bir şeyle, yani atıyorum size Türkiye'den de, bir Türk olarak Türkiye'den de ne bileyim işte Yeni Zelanda'ya 1,5 milyon insan alınsa hiç sorgulamadan. Yani bunun ırkla, bir dinle, bir renkle alakası yok.
ya beş parmağın beşi de bir değil. Bu dünyada kimse melek de değil yani. 1,5 milyon Türk'ün rahat atıyorum size. 1000 tanesi sıkıntılı insan çıkabilir ve hani ülkenin dozajını bozabilirler yani. Bu da o ülkenin Türkiye'de olduğu gibi halkına bu insanlara antipati yaratacak şekilde bir şey yapabilir. Hele güç sahibi olan insanlar bunun önüne geçmezlerse halkın da yani biz artık kendimiz yapalım babında bir güç arayışı olabilir. Kendinde bir güç hissede yani antipati geliştirebilir diğer insanlara karşı. Ülkenin insanı bu kadar. Teşekkür ederim. 1,5 milyona yakın sığınmacı oy kullandı. Ülkenin kaderiyle oynadılar mı? Ümit Özdağ duyurdu. Abi ülke bittik ya. Bittik abi. Yani. Bizim hiç abi, bak biz şimdi 3 kişi onlar belirledi yani. Bizim oyumuz hiçbir şey değiştirmedi. Öyle söyleyeyim ben. 3 kişi abi şu 3 kişi var ya kaçmayı planlıyoruz. Çok ciddiyim. Abi kaçacağız, kurtulacağız yani. Bakalım yurt dışına bir. Ben gideceğim çalışacağım açıkçası. Neden kaçıyoruz? En çok ekonomik abi, mi sığınmacılardan? Hem ekonomik sıkıntılardan ötürü hem artık kendi milli artık eski böyle mahalle kültürü vesaire hiçbir huzur yok. Ben sosyoloji yok. Abi içeri girmek istemiyorum. Sosyolojide güzellik yok. Hani her nereye baksam böyle sığınmacı var, mülteci var. Kendi ülkemde yabancı gibi hissetmeye başladım artık. Hani madem yabancı gibi hissediyorum bari o zaman sosyolojisi güzel bir ülkeye gideyim. Orada yabancı gibi hissedeyim, orada yaşayayım. Hani kazandığımda rahat yaşarım. Hani bu ülkede zaten asgari ücret 15 bin lira olacak mesela. Gitgide artıyor hani. Gelişmemiş ülkelerde mesela abi sokakta yemek 15 olduğunu daha iyi bugün öğrendim. Sokakta yemek yiyorsun 5000 paso vesaire bir şey ödüyorsun. Gitgide ona doğru gidiyoruz. Her şeyin fiyatları artıyor. Bizim aldığımız maaş 100 bin lira olacak. Sütün olacak fiyatı 1000 lira. Misal. Gitgide yükselecek. Aynen. Gitgide kötü dereceye geleceğiz. Sonumuzu hayır etsin Allah abi. Abla 1,5 milyona yakın sığınmacı oy kullandı. Ümit Özdağ duyurdu. Bu sığınmacılar ülkenin vatandaşı kaderiyle oynadı mı? Vallahi bilemiyorum. Yorum yapmayayım bu. Nasıl sığınmacılar oy kullanabilir mi? Neden vatandaşlık verildi? Ya aslında kullanılmaması lazım ama bize laf düşmüyor ki. Büyükler söz konusu. Olur mu abla? Bu ülkenin sahibi sensin. Tamam da. Büyükler işte. Değil. Ben evde borumu öttüremeyen dışarıda nasıl öttüreyim? Her yerde öttüreceksin abla olur mu? Kendi vatanı sahip çıkacaksın. Evet olsun versin hadi. Yine büyükler... Hatunları görmedin mi? Kara Fatmaları görmedin mi? Olsun versin hadi. Bilemiyorum. Çok yorum yapmayayım. Ülkeyi kurtardılar. Teşekkür ederim. Sığınmacı oy kullandı. Ümit Özdağ duyurdu bunu. Bu sığınmacılar ülkenin vatandaşı kaderiyle oynadı mı? Yok, yok, yok. Ben işin içindeydim. Aslında öyle değil. Nasıl? Aslında öyle değil. Aslında öyle değil şeyin. Ben işin içindeyim. Ben teşkilattayım. Ben hangi teşkilatta? AK Parti teşkilatı. AK Parti teşkilatı. Evet, evet. Sonuna kadar da inşallah götüreceğim. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Nasıl götürebilirim bu enflasyonu bu hayat pahalılığıyla? Hayat pahalılığı devletten değil ki. Kimden abla? Tam vatandaşlar. Nasıl vatandaş? Bak, mazota diyor. Vatandaş mı yapıyoruz daha? Hayır bak onlar ayrı bir konu. O dünyada var. Sadece Türkiye'de değil bak. Kardeşim hani karıştırmayın o tür şeyleri. Sadece bizim dünyada bizim ülkemizde olmuş gibi algı yapılıyor. Ama dünyada %8 enflasyon bizde %80. Ama bizde içimizde bu kadar şey varken hain varken. Hain var. Evet. Evet. Kim abla o hainler? Kimse. Onlar biliyorlar kendilerini. Onun için şey olmuyor yani. Bir türlü bırakmıyorlar. Türkiye'nin nefes almasını engelliyorlar. Hani dünya lideri vardı başımızda. Dünya lideri. Dünya lideri. Diz çöktürmüyor mu peki onlara? Çöktürüyor. Çöktürüyor. Peki ama neden yükseliyor abla? Onlar tuzaklarını gene devam ettiriyorlar. Demek ki lider gerçekten büyük değilmiş. Hayır. Çok büyük liderimiz. Çok büyük. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun ki öyle bir liderimiz var ülkemizde. Ben her zaman sana sakın bunu hani teşkilattayım diye söylemiyorum. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Allah bize ben doğuluyum. Bize Tayyip Erdoğan gibi bir lider gönderdiğine Allah'ıma bin kere şükürler ediyorum. Çünkü biz doğuda neler yaşadığımızı biz çok iyi biliyorduk. Doğu Güneydoğu diye bir yer yoktu. Kan ağlıyorduk biz biliyor musun? Tayyip Erdoğan'dan önce. Ama bu insanlar onları bilmiyorlar. Anneler o kadar ağlıyordu. O kadar biz ekmek alamıyorduk. Ekmek şu anda ağlamıyor mu abla anneler? Yok. Yok bir ben de anneyim. Benim de iki çocuğum var. Benim eşim emekli. Avrupa'ya kaçıyor gençleri peki. Emekli. Gençler Avrupa'ya kaçıyor. Ağlama onlar sonradan koşup gelecekler. Ağlamayı bırak çocuğu onlar göremiyor. Koşa koşa gelecekler Türkiye'ye. Ne zaman gelecekler abla? Türkiye'ye koşa koşa gelecekler. Göreceksiniz siz. Teşekkür ederim çok.